Ay saçlarımın pembesi nasıl? Bugün hava bulutlu. Bu arada konudan konuya geçme Ay başlarım çok heyecanlıyım. Aloha. Bugün sizlerle diplerdeyken kendini nasıl motive edersin, kendinizi nasıl motive edersiniz bununla ilgili böyle konuşmak istiyorum ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Neden derseniz de arkadaşlar açıkçası hani bu son bir iki gündür ben böyle bir, bir şeyler oldu bana yani bir motivasyonum yok, hevesim yok, çok iyi hissetmedim yani... Genel olarak hayatımda kötü bir şey olmadı ama böyle bir hevesim kırık. Aslında hissettiğim şey bu ve aynı zamanda sanıyorum ki hatta eminim ki bu savaşlar, ekonomi, Türkiye'nin belirsizliği, birçok insanın mutsuzluğu hani ben bir de böyle girdiğim ortamda ya da böyle hani insanlar genel olarak mutsuzsa falan onları da üzerime alabilen ya da böyle neden böyle bu insanlar falan diyebilen biriyim. Ee, tabii ki de bunu böyle Türkiye'de sormak biraz mantıklı değil ama e, son zamanlarda çok şey üst üste geldi. Gerçi son yıllarda birçok şey üst üste geliyor hani ülke anlamında ülke olarak baktığımızda da neyse ben olabildiğince e, pozitifte kalmayı ve bunu anlayıcılık açısından demiyorum ama e, olumsuzda ya da negatiflikte kalmanın onu beslediğini düşünüyorum ve oradan işlemenin aslında bir yararda sağlamadığını düşünüyorum. Neyi değiştirmek istiyorsam ya da Hani ben nasılsam başkalarına da oradan katkı sağlayabilirim. Buna inandığım için olabildiğince hani anda olmaya ve o noktada olmaya özen gösteriyorum diyeyim. Ama son zamanlarda e, böyle bir şeyler oldu bana. Yani bunun böyle bir hani açıklaması da yok. Bir tuhaf hissetmeye başladım. Bir böyle diplerde buldum kendimi. Yani sabah kalktığımda genelde mesela ben çok mutlu falan uyanırım. Böyle bir iki gündür yani yatsam mı, kalksam mı? Motivasyonum yok ya. Gerçekten yani esas şey bu. Ve ben bu hale kolay kolay düşürmem kendimi. Çünkü hani motive edebilen bir insanımdır. Kendimi de başkalarını da genel olarak hani biraz bilmiyorum videolardan o enerjiyi aldınız mı, almadınız mı? E, ama böyle ben de buna izin verdim. Hani bununla böyle savaşmak ya da direnmek yerine ya da buna böyle teslim olmak yerine Tamam, şu anda böyle, bunu değiştirmek için ne yapabilirim diye soru sordum ve soruda kalmaya özen gösterdim. Derken bütün bunları anlatıyorum çünkü en sonunda hani sizler de sonuçta hepimiz insanız. Bazı günler çok iyi, bazı günler kötü de hissedebiliriz. Hatta hani gerçekten çok boktan hissettiğimiz günler de olabilir, inanılmaz mutlu hissettiğimiz günler de olabilir. Ama ben şuna da inanıyorum hani ne kadar böyle roller coaster bu arada roller coaster duygularla ilgili bir en olmuş yani podcast'te bölüm kaydetmiştim aklıma geldi. Duygularımızı parantezi kapatayım. Roller coaster olarak yaşamazsak ve hani düz bir çizgi de değil belki ama en azından hani şu aralıkta mesela yaşarsak yani en dibimiz bu olursa biraz daha sağlıklı bir yerde olabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu videoda da bu videoyla beraber de sizlere ben kendimi diplerde hissettiğimde ne yapıyorum, neler bana iyi geliyor, nacizane biraz bunları paylaşacağım. Çünkü aranızda belki de benim gibi hisseden ya da belki daha da kötü hisseden ve biraz motivasyon ya da biraz enerji, biraz böyle hadi kalk, hadi yapabilirsin duygusuna ya da bu katkıya ihtiyaç duyan birileri vardır diye düşündüm açıkçası. Kötünün kötüyü, iyinin de iyiyi beslediğini düşündüğüm için, ben kendimi olabildiğince dediğim gibi motive eden tarafta durmayı seçiyorum. Buna zorluyorum demeyeceğim. Çünkü seçim yaratıyor ve ben neyi seçiyorum buna bakıyorum. Bugün de sizin karşınızda video çekebiliyorsam buna adım atmışım demektir. Öncelikle arkadaşlar, ben diplerde hissettiğimde ilk yaptığım şeylerden biri kedilerimle oynamak oluyor. İki kedim var, Joyveli'si zaten hani biliyorsunuzdur videolarımı izliyorsanız bir süredir. Onlarla oynamak, onları sevmek, hani onlar böyle göbeğine yatmak onların falan, onlarla zaman geçirmek bana inanılmaz iyi geliyor ve hep şunu fark ediyorum. Onlar tabii ki de kedi onlar ve ben yani biz insanız, farklı türleriz. Bunun tabii ki de farkındayım ama. Hani onlar sonuçta anda yaşıyorlar e, ve mutlular, huzurlular. Ben neden onlar gibi olmayayım? Neden ben illa düşünmek zorundayım falan diye düşünüyorum onlarla zaman geçirdiğimde. Ve böyle bir şey açılıyor sanki, rahatlamaya başlıyorum. Yani düşüncenin olmadığı bir yere doğru sürüklüyorlar beni açıkçası. O yüzden kedilerimle zaman geçirmek, oynamak bana çok iyi geliyor. Bunun yanı sıra... Yürüyüş yapmak ve doğada zaman geçirmek eğer mümkünse hani doğada zaman geçirebileceğim bir yere gidebiliyorsam o gün. Özellikle dediğim gibi kendimi kötü ya da motivasyon düşük ya da böyle hani zaten Ekim ayı geldi. Bugün 16 Ekim bu arada ve bazılarınız ben tamamen kış insanıyım. Kapalı hava beni çok mutlu eder genel olarak. Bayılırım. Biliyorum bazılarınız hani Kardelen bu ne tuhaf diyebilir. Ama aranızda özellikle yazı çok sevenlerinizin olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu kapalı havalarda belki kışında kendini iyi hissetmekte zorlananlarınız olabilir. Nacizane arkadaşlar hani öyle olduğunda özellikle tabii yağmur çamur değilken havalar yani çok yağmur yağmadığında ağaçlara dokunmak hatta yağmurdan sonra yürüyüş yapmak yani ben mesela seviyorum aranızda sevenleriniz varsa yağmurda bile yürümek yağmurluğunuzu giyip yani o koku o doğada zaten hani yağmur suyunun toprakla karıştığında o içinize çektiğiniz o koku başka bir şey. Yani beni başka bir yere götürüyor ve gerçekten o anda hem anda olmamanız hem de her ne düşünüyorsanız ya da böyle o an kötü hissediyorsanız o ruh halinden çıkmamanız mümkün değil. O yüzden hani bana bu çok iyi geliyor ve de hani böyle bir belki arabayla, belki taksi, belki otobüs hani bir şekilde gidebileceğiniz bir yer varsa doğada olabileceğiniz bunu da değerlendirmenizi nacizane öneririm. Bu arada şunu da söylemem, eklemem gerekiyor. Benim hayatım akses öncesi ve akses sonrası olarak çok değişti. Neden derseniz zaten hani ara ara akses bars, işte akses consciousness, facelift, beden prosesleri bunlardan size bahsetmemin sebebi. Gerçi videolarda çok sık bahsetmiyorum ama Instagram'da biraz daha fazla bahsediyor olabilirim storylerde ya da böyle seans alan danışanlarımdan falan izin alarak paylaşıyorum, ediyorum. Neyse. Akses öncesi ben arkadaşlar gerçekten böyle çok daha duygusal bir insandım ve bu bana iyi gelmiyordu. Kolay kırılabiliyordum, alınabiliyordum. Özellikle sevdiklerimin beni üzmesine çok açıktım. Ee, yani hani öyle en ufak şeyde kırılan alınan biri olduğumu düşünmüyorum öncesi için. Ama hani ya da onların ruh hali iyi değilse. ...hemen etkileniyordum. Hemen onları böyle çok iyi yapmaya çalışıyordum. Hani elimden geldiğince motive etmeye. Ama aslında onlar mesela... ...öyle olmaktan mutlular ve... ...kimi insanlar da gerçekten mutsuz olmayı seçiyor... ...ve bundan da besleniyor. Ben bunu kabul edemezdim. Özellikle sevdiğim insanları... ...hani böyle... ...çok tatlı bir yerden... ...bunu tabii ki sonra fark ettim. Hep böyle bir kurtarmaya... ...çalışma e, huyum vardı. Ama bunu hani bilinçli olarak değil... ...bilinçsiz bir bilinçle yapıyordum. Dolayısıyla... Access'tan sonra özellikle BARS seansları, aldığım eğitimler, tabii ki facelift seansları, beden prosesi de aynı şekilde ve bunların eğitimleri de. Çünkü Access bars ve facelift eğitimi de verebiliyorum artık. Bunların eğitimini de oldum. Yani bir günlük sınıfta verebili açabiliyorum. Neyse yani bu seanslar ve eğitimlerden sonra benim hayatım değişti. Ruh halim düşünce yapım gerçekten farklılaşmaya başladı. Nasıl oldu derseniz de yani bir şeyler hani değişiyor, dönüşüyor ve artık mesela eskiden çok üzüldüğüm bir olay yaşadığımda nasıl tepki vereceğimi çok iyi biliyorum ama şu anda diyorum ki tamam okey dipteyim ya da kendimi işte çok motive hissetmiyorum bugün bir bar seansı alsam süper olur ya da bir Bars eğitimini tekrarlasam süper olur. Çünkü her zaman Bars seansı al alamayabiliyorum. Hediyeleşme deniyor. Hani bir arkadaşınızla işte organize olup siz onu o size de verebiliyorsunuz. Ya da birinden özel seans alabilirsiniz. Neyse yani dipte olduğum zamanlarda ben Vars seansı, facelift, beden prosesleri almayı seçiyorum ve Özellikle o zamanlarda daha 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 iyi geliyor bana. Tabii ki bu herkes öyle gelecek anlamını taşımasın. Zaten iyiyken hep hani haftada bir, iki haftada bir en azından alıyorum, almayı seçiyorum. Ama üçüncü olarak e, seans almak diyebilirim. Dördüncü olarak da sesli kitaplar dinlemek bana tabii ki de iyi gelen, aynı zamanda kitap okumak ve Dane Here var, Access'in kurucu ortaklarından. Ben onun özellikle birçok eğitimini alıyorum ve Zoom'da oluyor eğitimleri. O eğitimler de kayıt altına alınıyor ve ondan sonra sesli olarak dinleyebiliyorsunuz ya da video olarak izle, hani hem izleyip hem dinleyebiliyorsunuz. Özellikle yani bugün e, sabahtan beri yani sabah 8'de uyandım ve uyandığımdan beri hep değini dinliyorum. E, ya yani özel böyle bir ücret ödeyerek katıldığınız farklı farklı eğitimleri oluyor bu arada. E, Kimileri 15 günlük, kimleri bir aylık, 2 aylık, 3 aylık. Şimdi bu detaylarından bahsetmeyeyim ama sonuç olarak bana iyi gelen kitap okumak, dediğim gibi sesli kitaplar dinlemek ya da Başkalarının da size iyi gelen başkaları olabilir. İlla benim yolumdan tabii ki gideceksiniz diye de bir kaide yok. Ama kim size iyi geliyorsa ya da ne tür kitapları okumaktan dinlemekten keyif alıyorsanız buna yönelin derim. Aynı zamanda ben kendimi çok motive ya da iyi hissetmediğim zamanlarda yazı yazmayı sevmiyorum. Eskiden çok severdim. Ama şimdilerde böyle özellikle bu zamanlarda yazarsam böyle melankoliye dönüyor. Yani hem hani mesela şiir yazarken buluyorum kendimi ya da böyle gerçekten e, baya böyle duygu seli akıyor benden ve o bana bir bakıyorum daha da kötü hissettiriyor ama kimilerinize hani daha iyi hissettirebilir eğer yazmak sizi bu anlamda ya da bugünlerde şifalandırıyorsa diyeyim katkı sağlıyorsa yazmaya da önem verin derim bir diğer bana çok iyi gelen şeylerden biri yani bu her daim bana iyi geliyor çünkü ben hani bir kahve bağımlısı olduğumu kabul ediyorum. Buna bağımlılık denebilirse, günde iki ya da üç tane kahve içiyorum. Bu arada Türk kahvesi içmiyorum, içemiyorum, bilginiz olsun. Bayılıyorum kahve içmeye diyorum ve huzurlarınızda bir yudum da almış bulunayım. Gerçekten benim videolarım çok normal olmayabilir bu arada arkadaşlar. Yani hani birçok konudan bahsediyorum kanalda. Yani ne düşünüyorsunuz ya böyle tuha değişik bir insan olduğumu düşünüyorum. Mesela kim video çekerken Böyle içiyor falan ama işte kendimi yargılıyorum, değil mi? Neyse, kahve içmek gerçekten bana iyi hissettiriyor. Özellikle hani dışarı çıkıp böyle hiç daha önce gitmediğim bir yerde iyi bir kahve içiyorsam, ben Flat White ve Cortado özellikle çok severim. Orada insanları gözlemlemek, hani konuşmaları tabii böyle deli gibi dinlemek değil ama insanların konuşmalarına dinlemek, hani kulak kabartmak. Bana çok iyi geliyor. Kendimi hem yalnız hissetmiyorum hem de böyle içimde bir şeyler şifalanıyor özellikle o günlerde. O yüzden hani siz de kendinizi böyle çok iyi hissetmediğiniz günlerde eğer kahve içmekten hoşlanıyorsanız ya da çaydır bu sizin için bitki çayları falan böyle. Hani gidip oralarda oturmayı bir deneyebilirsiniz. Bakın bakalım o size nasıl gelecek. Bir diğer nokta açıkçası ben dipte olduğum zamanlarda sosyalleşmeyi seçmiyorum. Yani burada e, çok isterdim ki işte ben dipteyken ya da kendimi böyle çok motive hissetmezken arkadaşlarımla buluşuyorum falan demeyi gerçekten isterdim ama bu böyle değil. Belki ay burcumun yengeç olmasından dolayı belki de özellikle son 4-5 senedir biraz fazla seçeceğim arkadaşlıklar konusunda gerçekten hayatıma çok kolay birilerini alamıyorum. Yani 20'li yaşlarda benim için her şey daha kolaydı. Daha aslında kolaydı da değil de hiç sorgulamazdım. Hani sen mi geliyorsun hayatıma gel. Arkadaş mı olalım istiyorsun olalım. Ya da ben senin arkadaş mı olmak istiyorum olalım. Hani böyle hiç düşünmezdim etmezdim ama 30'dan sonra ve bazı şeyleri de görmeye başladıktan sonra daha seçici oldum arkadaşlar ve önce ben demeyi öğrendim. Tabii ki herkes önce ben demeyi öğrenirse bunu bencilce bir yerden de söylemiyorum, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Her koşulda e, tabii ki çocuğu olanlar önce çocuğum diyebilir ama ben sanıyorum ki çocuğum olsa da önce ben demem gerektiğini düşünüyorum çünkü ben iyi olmazsam başkasına nasıl fayda sağlayabilirim ki? Ama arkadaşlıklarda şunu gördüm e, önce ben ve hep ben modu olan e, çok arkadaşım oldu benim ve böyle baktım ki hani beni yeterince dinlemiyorlar, önemsemiyorlar ya da ben öyle artık algılamaya başladım ve birçok insanı hayatımdan çıkardım ya da onlar zaten kendiliğinden çıktı ve bu bana çok iyi geldi. Bunun için bu arada üzüldüm ettim falan hani böyle anlatıyorum bu çok kolay bir süreç değildi bunu da söyleyeyim. Şimdi ama konuya dönecek olursak ben kendi kabuğuma daha çok çekiliyorum böyle günlerde ve sosyalleşmeyi seçmiyorum. eee bunun yerine ne yapıyorum? Mesela araba kullanıyorum açıkçası. Yani hani öyle illa e, hani bir yere gitmem de gerekmiyor. Araba kullanıyorum. Bir saat, iki saat, üç saat. Hani bana ne kadar kendimi iyi hissettiriyorsa, ne kadar araba kullanmak bana iyi geliyorsa araba kullanıyorum. Tabii ki de bu arada trafik olan zamanlarda ve trafik olan yerlere gitmemeye de özen gösteriyorum. hani. Ama bu dediğim gibi eskiden çok daha fazla oluyordu bu kendimi dipte hissetme ya da Öyle hani tırnak içinde kötü hissetme hali. Şimdi gerçekten yani eskiden bunun en az bir 6-7 katı oluyorsa... ...Akses'le tanıştıktan sonra bu işte 6-7 kat daha azaldı. Öyle diyeyim size. Ama oluyor yine. Gün gelir belki gerçekten bunun çok az daha da az olduğu zamanlar olur. Tabii ki de bu arada düşebiliriz, kalkabiliriz o ayrı bir şey. Ama önemli olan tek şey ne seçim yapıyoruz yani kötü şeyler yaşayabiliriz ya da bizi çok üzecek şeyler yaşayabiliriz. Savaşlar şu anda oluyor ya da insanlar travma ve dramaya odaklanıyor ama aslında biz neyi seçebiliriz? Yani çünkü seçim yaratıyorsa ve bizim bakış açımızsa gerçek olan ya yani en azından bana göre bu böyle. Ben o olaya farklı baktığımda bu dünyada ne değişir? Ya da ben e, daha mutlu, daha neşeli, daha hafif olabilmem için neler mümkün diye sormak belki başkalarına da aslında böyle kelebek etkisi gibi hani kötü hisseden ya da bu dünya mesela şu re realite aslında şu anda yaşadığımız realite çılgınlık gibi geliyor bana. Bu çılgınlığı hani ins insanity deniliyor ya onu nasıl e daha akıllı bir hale getirebiliriz ya yani illa mutsuzluktan beslenmek zorunda mı herkes ya da birçok insan? Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz soruları soruyorum ben açıkçası kendime. Size de hafif geliyorsa sorabilirsiniz diyorum. Ve son olarak bu zamanlarda bana en iyi gelen şeylerden biri seyahat etmek arkadaşlar. Ve eğer seyahat edebiliyorsam hani yurt dışına seyahat etmeyi tercih ediyorum. Türkiye'de gitmediğim yerlere bir arkadaşımla çünkü yurt dışında tek başıma seyahat etmeyi de seviyorum. Hani arkadaşlarımla ya da partnerim varsa ya da ailemle hani onun gitmeyi de seviyorum. Ee, ama yurt içinde özellikle Türkiye'de nedense hani tek başıma seyahat etmektense başkalarıyla beraber gitmek daha iyi hissettiriyor bana. Hani görmediğim yerleri görmek. O yüzden hani eğer size de iyi geliyorsa bunu da düşünebilirsiniz. Ve son olarak sizinle paylaşacağım Akses'te bazı prosesler var. Ee, bu prosesleri tabii ki paylaşamıyorum yani paylaşmamamız gerekiyor. Ee, bazı eğitimleri almadan öyle biliyorum ben en azından. Ben o prosesleri tekrar ettiğimde, söylediğimde, birçok proses var bu arada ve bunlar gizli saklı şeyler değil. Yani Akses kitaplarını sizlerle paylaştığım videolar var, şuradan bakabilirsiniz. Onlarda da var, kitaplarda da geçiyor prosesler. Bu arada belki de paylaşabiliriz de bu videonun konusu değil. Neyse, onları tekrarlamak, söylemek, soruda kalmak ve şu an en çok ne yaratırdı? şu an daha hafif, daha mutlu, daha neşeli hissedebilmem için neler mümkün? Gibi sorular sormaya özellikle öncelik veriyorum. Siz de hani neden ve nasıl değil de daha olasılıklara, kapı açacak sorulara yönelebilirsiniz belki bu zamanlarda. Ve gerçekten yani her şeyin bir seçim olduğunu unutmayın. Ne hastalık yaşıyor olsanız bile... O hastalıktan çıkmayı seçtiğinizde, değişmeyi seçtiğinizde bir bakın bakalım belki de neler neler mümkün. Yani ben demiyorum ki tabii ki de mutlaka iyileşir insan, mutlaka olur asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama seçim yaratıyor ve seçim bence birçok şeyi değiştirip dönüştürebiliyor. O yüzden sizin neyi seçtiğinize, neye odaklandığınıza da önem vermenizin, vermemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki en son olarak zaten seanslar vermeyi hep seviyorum. Yani hani hep bana çok iyi geliyor. Özellikle gerçekten hani yeni insanlarla tanışmak, danışanlarımın olması e, ve kimin, kimi danışanım diyeyim yani 10 kez, 20 kez, 30 kez seans alanlar oluyor. Her hafta gelenler de var. O hani ben iyi olsam da olmasam da her daim bana çok iyi hissettiren bir şey. Bunun yanı sıra e, video çekmek arkadaşlar. Siz bana gerçekten iyi geliyorsunuz. Umarım burada paylaştıklarım ve bu videoda size biraz olsun iyi gelir diyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo. Siz kendinizi dipte hissettiğinizde ya da böyle çıkmazda hissettiğinizde ya da her şey üstünüze geliyormuş gibi olduğunda ya da motive olamadığınızda siz neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bunu da paylaşırsanız hem benimle hem arkadaşlarımızla çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak için şuraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda TikTok'tan da takip etmek isterseniz, orada böyle daha gol gol açıkçası seviyorum ben. Hani öyle e, çok ciddi şeyler, zaten genellikle orada ciddi videolar paylaşılmıyor da isterseniz göz atabilirsiniz diyeyim. Bunun yanı sıra size bir şey daha vardı aklımda söylemek istediğim ama unuttum. Her neyse önemli değil demek ki iyi ki varsınız demek istiyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere demeden önce hatırladım. Ee, ne tarz videolar görmek istersiniz arkadaşlar? Yani önümüzdeki haftalarda çekeceğim videoda sizden gelen e, birkaç konuya belki soruya yer vermek istiyorum. Aşağıya yazın hani. Kardelen şu soruyu mesela şu soru ne zamandır aklımda bununla ilgili bir video çekebilir misin? Ya da şu konuyla ilgili. Belki hani e, hazırlanırken falan da böyle sizinle sohbet videoları da çekebilirim. O yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. böyle arkadaşlar ya. Yani kimi zaman düşüyoruz, kimi zaman kalkıyoruz. Ama ben şöyle görmeyi sevmiyorum hayatım. Yani şuradan yaklaşmayı sevmiyorum. Bugün nasılım? Acaba? Bakayım bugün nasılım? Bugün böyle iyi değilim sanki falan. Böyle değil de bugün nasıl olmayı seçiyorum? Ben bugün Gerçekten neşeli olmayı seçiyorum ya. Evet tamam biliyorum dünyada bir sürü saçma sapan şeyler oluyor. Çok mutsuz edici şeyler oluyor. Biliyorum. Ama ben mutsuz olarak ya da kötü hissederek ben belki bu bu mutsuzluğu daha da büyütüyorum. O yüzden hani böyle daha hafif, daha ee, neşe dolu bir yerden bakmayı seçiyorum ben ve umarım hani bunu anlatabiliyorumdur kelimelerle yeterince. Çünkü gerçekten bunu anlamak, kavramak bende çok şeyi değiştirdi. Bazen yapamasam da bugün olduğu gibi en azından bunu bilmek, gerçekten bilmek çok değiştiriyor her şeyi yani. Bunu söylemem gerekiyor. Neyse öyle.